Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım bizler en son el varakat derslerimizde bu kısımda kalmışız. İnşallah buradan itibaren okuyacağız. Biz daha önceki derslerimizde şart ile mukayyede okumuştuk. Şart ile söylemiştik ki Kur'an-ı Kerim'de mesela veya naslarda dersek daha doğru olur bir şey geldiğinde bu bir şart ile takyit edilebilir. Bunu söylemiştik. Şimdi ise e, söylenen nasın yani diyelim Kur'an ve sünnette bir hüküm geçtiğinde bu sıfatla takyit ediliyor. Bununla ilgili kısmı okuyacağız. Diyor ki vel el mukayyedu bir sıfat bir sıfatla kayıtlama. Sıfatla kayıtlama. Yuhmelu aleyhil mutlak. Mutlak onun üzerine hamledilir. Yani mutlak bir şekilde söylenmiş olan sıfatla kayıtlananın üzerine hamledilir. Ne gibi? Kerakabati köle gibi. Guidet kayıtlandırılmıştır bil imanı imanla kayıtlandırılmıştır. Fi badil mevadii bazı yerlerde imanla kayıtlandırılmıştır. Ve utlika mutlak bir şekilde zikredilmiştir. Fi badil mevadii bazı yerlerde de mutlak bir şekilde zikredilmiştir. İşte feyuh meru hamledilir Mutlak, mutlak olan alel mukayyedi kayıtlandırılmış üzerine hamledilir. Şimdi bu ne demek e, anlatınca daha iyi anlayacağız inşallah. Öldürmenin kefaretinde Kur'an-ı Kerim'de öldürmenin kefaretinde köle imanla kayıtlandırılmıştır. Yani rakabetin müminetin örneğin mümin bir köle azat edilmesi şeklinde kayıtlandırılmıştır. Fakat zahar kefaretinde de mutlak söylenmiştir. Dikkat edin zahar kefaretinde de mutlak söylenmiştir. Şimdi önümüzde iki tane iki ayet var. Birinci ayette imanla kayıtlandırılmış ikincisinde mutlak söylenmiş. İşte o mutlak olan mukayyede hamledilir. Yani bizler zahar kefaretinde de mümin köle şeklinde hüküm veriyoruz. Diyor ki vel mukayyedu bi sıfatı sıfatla mukayyet olan sıfatla kayıtlandırılmış olan yuhmelu hamledilir. Aleyh üzerine mutlak mutlak üzerine hamledilir. Ker rakabeti köle gibi, köle ayetinde olduğu gibi bu idet kayıtlandırılmıştır bir iman imanla fi badil mevadiyi bazı yerlerde ki öldürme kefaretindedir. Bu mutlakat mutlak söylenmiştir fi badil mevadiyi bazı yerlerde de mutlak söylenmiştir ki bu da zihar kefaretinde. İşte feyuhmelul mutlaku alel mukayyedi mutlak mukayyedin üzerine hamledilir. Şimdi muhassesul munfasilu şimdi bizler burada taksisi söylerken taksisin muttasıl olması, munfasıl olması vesaire bunu anlatmıştık. Diyor ki ve ecuzu caizdir. Taksisul kitabi bil kitabi. Kitabın kitapla taksis edilmesi caizdir. Yani bir ayet diğer bir ayeti has kılabilir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de bir ayette boşanan kadınlar üç kur iddet beklerler şeklinde ayet mutlak gelmiştir. Yani sanki bütün kadınlar, ister hamile olsun olmasın, işte ne olursa olsun veya kocası kendisiyle ilişkiye girsin ki girmesin, mutlak bir şekilde evlenip de boşanan kadınların üç kur iddeti bekleyeceklerini ayet kerimede söylemiştir. Ama başka bir ayette hamile olan kadınların iddetinin doğum yapıncaya kadar olduğu bildirilmiş. Bakın dikkat edin ayet ayetle taksis edilmiş oldu. Bir diğeri ve taksisul kitabı bir sünne. Kitabın yani ayetin sünnetle taksis edilmesi. Örneğin leş size haram kılındı buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de leş size haram kılındı buyuruyor. Yani burada söylenen e, genel bir hükümdür genel bir hüküm yani hangi leş olursa olsun ister karada olsun ister denizde olsun bütün leşler size haram kılındı şeklinde anlaşılıyor. Fakat hadisi şerifte buyuruyor ki el hillu meytetuhu o denizin ölüsü helaldir buyuruyor. Yani denizdeki bir balık öldüğünde leş olduğunda onu yemek helaldir. Bakın burada da sünnet kitabı taksis etmiş olduğu. Taksisu sünneti bil kitabı. Kitabın daha doğrusu Sünnet'in kitapla taksis edilmez. Yani Sünnet'te genel bir ifade var ama Kur'an-ı Kerim bu Sünnet'teki, bu hadisteki ifadeyi taksis etmiş. Bunun örneği olabilir mi? Ee, örneği şu şekilde zikredilmiş. Mesela Allah sizden birinizden abdestsiz olduğunuzdan namazını kabul etmez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ta ki abdest alana kadar. Dikkat edin, tekrar söylüyorum. Allah sizden birinizden abdestsiz olduğunuzda namazı kabul etmez ta ki abdest alana kadar. Fakat ayet-i kerimede şöyle bir ibare de gelmiştir. Eğer su bulamıyorsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Böylelikle ayet sünneti taksis etmiş oldu. Ve taksisu sünneti bir sünneti. Sünnetin sünnette taksis edilmesi. Sünnetin sünnette taksis edilmesi. Yani diyelim bir hadiste genel bir ifade kullanılmış. Diğer bir hadiste daha özel bir mana kullanarak onu taksis edebiliyor. Örneğin Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yağmur suyuyla sunulan arazilerde ekinin yani ekininizde onda bir öşür vardır buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öşür olduğunu söylüyor onda bir. Yalnız burada söylenen ibareye dikkat edin tüm ekinleri kapsıyor. Yani tarlanızda ekin olduğunda diyor. E şimdi burada diyelim bir kilo ekin olduğunda da mı işte öşür vardır yani zekat vermek gereklidir veya bir ton olduğunda da mı ve veya hani belli bir ölçütü var mıdır yok yok mudur dikkat edin bu ayet bu hadiste genel bir ifade var yani sanki bir kilo bir şeyde bile bir kilo yiyecekte bile öşür olduğu anlaşılıyor fakat diğer bir hadiste 5 veske ulaşmayan tahılda zekat yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yaklaşık 650-700 kilo. 650-700 kiloya ulaşmayan tahılda zekat yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Görüldüğü gibi sünnet sünnette taksis edilmiş oldu. Ve taksisun nutki bil kıyasin Nutkun. Nutuktan kasıt yani Yüce Allah'ın sözü ve Peygamber Efendimizin sözüdür. Yani kitap ve sünnet nutkun kitap ve sünnetin bir kıyasi kıyasla tahsis edilmesi bu mümkün müdür? Evet mümkündür şu şekilde. Mesela zina eden erkek kadına zina eden erkek kadına yüz değnek vurun şeklinde bir ayet vardır. Zina eden erkek ve kadına yüz değnek vurun. Bunu tahsis eden bir ayet daha var. Cariyeler zina ettiğinde hür olanların cezalarının yarısı onlara tatbik edilir şeklinde de bir ayet var. Yani cariyeler zina ettiğinde o hür olanların cezalarının yarısı onlara tatbik edilir. Ama köle erkekler hakkında ayet yoktur. Köle erkeklere hani yüz değnek mi vurulacak, 50 değnek mi vurulacak şeklinde bir ayet olmadığı için yalnız bu da kıyas edilmiş. Yani erkek olan köleler, kölelerde köleler de cariyeler üzerine kıyas edilerek kıyas edilerek bu sefer tahsis edilmiş olduğu. Yani ayet daha doğrusu ayet kıyasla tahsis edilmiş oldu. Şimdi diyor ki ve ne hani bizim kastımız bir nutuk nutuk ile bizim kastımız hani buradan nutuk diye bir şey kullandı ya bizim nutuk ile kastımız kavli e, subhane ve teala yüce Allah'ın sözüdür ve kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Yani kitap ve sünnettir. Ve böylelikle kardeşler bu konuyu da bitirmiş olduk. Mücmer ve mübeyyene gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla